Benim aldığım bir bilgiye göre bu bilgi teyide muhtaç ama ben bunu e, İran'la ilgili çok bilgileri olan uzman bir gazeteci ve e, ne diyeyimse şu anda da e, Dici Dijitürk'te falan ulusal ha, meşhur çok meşhur evet. bir haber kanalı evet. çok meşhur bir haber kanalında e, haber sunmaktan öte program da yapıyor. Öyle bir kişiden aldım. Evet ben anladım. Evet bu bilgiye evet. göre sonra soracağım. Belki yanlış tamam, anladın yok, sen de. Yok ben anladım. Beni bir sen doğru, anladın doğru sen de insan. yanlış anladın dedi yok, yok. ya. Doğru, doğru kişiyim. Eminim Seçim. ondan. Tamam peki. O kişiden aldığım bilgiye göre. E, Yahya Sin var. E, İran Hamas'ı Hizbullahlaştırmak istiyor. Siz Nasıl? de bu kanaate vardınız. Nasıl Lübnan Hizbullah'ını eline aldıysa. Nasıl husileri şu anda istediği savaşa sokup Yemen'i batırıyorsa ele alır böyle usulleri var. Mesela şimdi Hüseyin Gazi e, Cem Cemevinde İran konsolosu muhabbete gitmiş. Şimdi bakın Türkiye'deki ajanların bana bunu MIT e, eski bölge başkanlarından MIT'in evet. birisi bir ziyarete gelmiş. Evet. Beni de uyarma. Şu şöyle, ha, bu konuda uyar Bu konuda değil. Başka bir konuda. Başka bir konuda. uyarma derken yani şöyle yaptım böyle yapma işte şunun aleyhine ha. konuşma bilmem ne. Bana bir ayar çekme gelmiş yani. Allah selamet versin. Ondan sonra. Hocam ben hep söylüyorum sizin derin bir yönünüz var. Derin yani. bir yönüm yok benim. <laughs> Etkim var. Evet. Şimdi ben burada bir şey konuşuyorum. Haber değeri oluyor. Haber değeri olunca bilmem ne birileri de bana o Yalnızca, zaman haber gönderiyor. Abi. Diyor ki bu konuyu şöyle anlat. Ya kardeşim ben senin maaşlı memurun olsam istifa ederim yine doğruyu anlatırım. İstifa ederim evet. yine doğruyu anlatırım bakın memura hakaret etmiyorum evet, evet. memura bir dayatma varsa o memur o yanlış alet olmamalı İstifa, İstifa edip doğrusunu yap. doğrusunu yapmalı Doğru yapmalı yapmalı. Ha, doğru konuşmuyor evet. muyum şu an? Doğru, doğru konuşuyorum. Ben memura evet. amire hakaret etmiyorum tabii, tabii, haşa yok. devletin tabii, tabii. amiri memura saygınım. Me me Ama me oldu ki bana tabii. geliyor diyor ki şunun aleyhine konuşma diyor. Niye konuşmayacağım diyorum? Efendim çok önemli bilmem ne bizim onunla işimiz var bilmem ne. Senin kimle işim var bilmem ne. Ama bir rica ettiler bilmem ne YouTube'dan şunu çek. E, çektim ama 40 tanesini sonradan <laughs> bir daha söyledim yani. Onu o anda ayıptır söylemesi. Rica... Bunu da şimdi burada açıkça söylüyorsunuz. Ya söylüyorum söylüyorum da yani isim vermiyorum konunun. Peki konu, e, tamam vermiyorum. anlayan anlar. Ama çok ağrıma giden bir konu oldu yani. Bir de Peygamberimiz'e hakaretle ilgili bir konuydu. Benim de şahsi kimseyle gıcıklığından bir bürokratı, tahkir ve tezifim de söz konusu değildi. Peygamberimiz konusuydu. Her Müslümanı ilgilendiren bir konu. Neyse geç. Neyse geçelim. Şimdi, tamam. Şimdi, şimdi gelelim şu İran, ha, şimdi Hizbullah meselesi. İran. O kişi dedi ki bana görüşürken, Tamam. biz dedi e, ajan yakalıyoruz ya, evet. çoğunu haberlere yansımıyor. Yani yansıyan yansımayanın zekatı olmaz Zaten evet. böyle bir şey haber olmamalı. Evet. Yani. Ama o ara bir haberler bazı çıktı. Mitin operasyon yaptığı haberlere de çıktı şey haberlerde. Birkaç sene var bu. Yüzde ee, %70 İran ajanı çıkıyor yakalıyoruz dedi. Ajanlardan %70 %70'i %70 İran ajanı. Dışarıdan gelen ve İran. yabancı ajanlar. Tabii yabancı ajan. Tabii. Ve bir de içeride de olanlar. Var. Hayır ama da var tabii. Belki içerideki de dışarıdakiler paslaşanı ajan sayılar. Evet. Yolar. Ama Türkiye'de dışarıdan ajanlık faaliyeti için gelenlerin %70'i İran ajanı bilgisini verdi. Verdi size... bana. O ara haberlerde de bilmem ne kadar İran ajanı bu haberlere yansıdı bu. Eee %70 yazacağım. Yani İran ajanları yakalan. Bir de Mossad yakalandı biliyorsunuz. Ya Mossad, Mossad ajanı. Yakın zamanda yakalandı. Ya o yakın Filistinli çıktı bir tutam sakallı ya. Filistinli Mossad ajanı çıktı ya. Yani vatan haini olur. Arap olur, çok, hain olur, satılır. Çok, çok haber var. Ne? Yani, Türkiye'de şey, İran adına çalışan 11 kişi tutuklandı. Çok tarihler, yani çok sayıda haber var. İşte bak. Mesela. Evet. Şimdi dolayısıyla mesela, e, şimdi diyor ki, eee diyor falan da mesele o değil. Yani bizim cemevlerimiz, bizim Alevilerimiz e, ekseriyet itibariyle konuşuyorum milliyetçidir yani. Devlete bağlıdır evet. Alevilerimiz. Yani Türkiye Alevilerinden bahsediyorum tabii yani burada tabii. Şia'nın İran Şia'sı farklıdır, Türkiye Alevi'si farklıdır, Azeri Alevi'si e, Şia'sı farklıdır. Türkiye'de zaten Şia denmez, Alevi denir. Evet. Azeri'de Şia denir. Şia denir ama mesela Azeri'de şeye benzemez. Hocam Pers, şi... Pers Şia'sına benzemez. Şimdi Şia mı Şii mi? Şia mezhebin adıdır, Şii şahsın adıdır. Ha. Ehli sünnet mezhebin adıdır, sünni senin ha, adındır, tamam. benim o, adımdır. O, o, ayrım, tamam. Ha. Şimdi ayrım anladım. odur. Tamam. Bir de mesela ben Azeri şeyler vardı, gardiyanlar vardı. Aziz Başkan'dan beraber hapisteyken biz, dede lakaplı falan. Bu Azeri, Türk Azeri, Azeri şahsından olanları falan. Ha. Mesela Ayşe annemize sövmezler. Ayşe annemiz peygamberimizin hanımı der bilmem ne. Şimdi Azeri şiasıyla da Pers siyasını bir tutmayalım. Onlar da bir ha şimdi ayırıyor. Şimdi yani ayırt edelim. Şimdi gelelim burada bu olaya. Militanlıklar evet. farklıdır yani. Şu en, şimdi, en son anlattığımız olay. Burada da onay. mesela Hüseyin Gazi Dergahı'nda birlik cemi var. Tamam. Ee, ne zaman? Timurtaş Özmen paylaşmış. Yeni yani herhalde Bakayım. Muharrem cemleri oluyor ya. Ha evet. Muharrem ayı yeni bitti zaten. Evet. Ha Şimdi Timurtaş Özmen paylaşmış. Birlik cemi öncesi. Şimdi burada e, tamam. E, birlik cemi yapılması falan. Bunlar kendi ritüelleridir. Olur. Ee, onlar olabilir tabii. İşte evet. Tayyip Bey de bir Ramazan iftara gittiğini hatırlıyorum. Geçen evet, sene. Evet. Hatta doğru. bu dergaha gitti belki de Hüseyin Gazi diye. Öyle bakalım, hatırlıyorum. Bakalım. Yani bunun çünkü Ankara'da önemi olan bir dergah. Tayyip Bey de oraya gitti. Hatta söz oldu ya şeyin Hacı Bektaş'ın resmini Hazreti Ali'nin kaldırdığı. Hüseyin kaldırıyor. Gazi evet. Tamam aynı yermiş bak. Bak şimdi evet. mesaj verilen noktalara dikkat çekiyorum. Cumhurbaşkanı'nın gittiği tek cemevi. Tamam. Şimdi de kim gidiyor? İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Doktor Muhammed Hasan Habibullah Zade beraberinde heyetle muhabbetteyiz diye e, şey paylaşım yapmış orada. Facebook Tabii ki paylaşmış bunu. Paylaşmış. Evet. Şimdi bu ne ne bunda bu çıkar? normal. Gidebilir. Cem, Cem evine ister Cumhurbaşkanı gitmiş, ister İran Büyükelçisi, evet. ister Amerikan Büyükelçisi gelmiş gibi. Biz alakadar eden bir şey yok. Cem evi dergi atır, açıktır. İsteyen gelir, oturur, İsteyen ayini izler, isteyene ikram yaparlar. Evet. Bu Cem Evi'nin zaten kuruluş felsefesidir. Evet. Gelene gidene kapısı açıktır. Ben Cem Evi'nin, Alevi'nin yaptığı bir şey yok burada. Ama İran yani bu işte çok meraklıdır. Yani. İran devletinin resmi adamı yani büyük elçi gidiyor. Büyük elçi bazında hiçbir camiye gidildiği, büyük elçi bazında Hiçbir derneğin, vakfın ziyaret edildiği, hiç böyle bir şey yok. Bir tek Saadet Partisi'ne giderler bunlar. Saadet Partisi onların bürosu gibi böyle çok gider gelirler. Bir de gitmiş şimdi burada mesele ne? Aynı ya, hedef mi? Hayır Hayır. Bakın. Gidemez mi? Gider ama aynı hedef burada da var. Bizim buradaki alevileri ne yapmak? Yine Şiileştirmek. Bu kadar ajan burada niye yakalanıyor? Türkiye'de ajanlık ne var? İran'ın aleyhine biz ne faaliyetimiz var? Türkiye Cumhuriyeti Devleti İran'ın yıkılması için, İran'ın bölünmesi için, İran'ın Amerika'nın ve Avrupa tarafından işgal edilmesi haşa, en ufak bir şey yapar mı? İran'la ilgili Türkiye'nin zaten yani hani hiçbir şey yapmaz. Irak'ın bölünmesi işgal ister Türkiye Suriye bu hale geldi. Türkiye memnun mu oldu? Bak ne kadar zarar gördü. Türkiye Suriye'nin bütünlüğünü devamlı toprak bütünlüğünü söylüyor. Ama sen getirmişsin oraya PYD devlet kurduruyorsun. 70 bin tır silah vermişsin bir memle. Hala Suriye'nin bütün bölünme bütünü bizim askere bahane ediyorsun. Evet. Askerini çekiyorsun. sen zaten fiilen üçe dörde bölünmüşsün. Şimdi buradan yani şunu diyorum. İran'ın emeli, İran emeli Türkiye'deki Alevileri, mesela Türkiye'de de Caferi şiası var. Alevi'den hariç bunlar. Biliyor, evet. Bunların sayısı halkalı tarafından, bunların sayısı azdır. Yani 40 bin, 50 bin, hani dediğin ıdır mıdır, şurası burası bilmem ne. Alevi daha fazladır Türkiye'de Alevi. Aleviler milliyetçidir. Yani devletine bağlıdır. Dolayısıyla buradaki öbür unsur da devlete haindir, vatan haindir, haşa demiyorum. Ama İran'ın emeli esasen nerededir? Esasen onlardadır. Çünkü ben bunların, şu andaki reisi buradaki halkaldaki şeyleri yöneten, ayinleri yöneten, e, adını yine unutuyorum onun ya. E, Caferilerin. Caferilerin, mi? meşhur Mustafa gibi evet. bir şey. Hadi bulursun onu hemen, Caferilerin yönetici. Ben onun konuşmasını izledim. Bizzat Cem TV vardı. Hı. Cem TV'de bunların üç günlük bir programı vardı. Bütün dedeler katıldı, şunlar katıldı, bunlar katıldı İran'dan falan. Bu da orada konuşma. Selahattin Özgündüz. Selahattin Özgündüz. Evet. Ben Selahattin Özgündüz'den şu kulaklarımla duydum. Ben internet haberlerine uydurmuyorum. Dedi ki, e ee, gidi dedi, Türkiye'nin alevileri dedi, şiaları dedi, Türkiye'dekilere söyledi. Sizin esas bağlanacağınız yer kum dedi. Neyi kastetti? E, oranın diyaneti, şianın diyaneti kum kentinden yönetilir. Sizin dedi bağlandı sizin mezhebiniz orayla aynı dedi. Yolunuz aynı, inancınız aynı, itikadınız aynı. Dolayısıyla siz dedi oranın adamısınız. Yani orayla iltihak etmeniz lazım sizin dedi. Ama dedi siz şu anda bekle çekimsel duruyorsunuz. Şey duruşur arada şeyler var. Bizim dedi gayemiz dedi yani bu birleşmeyi sağlamak dedi. Yani sen buradaki vatandaşa Başka bir ülkedeki bir diyanet merkezini. Şimdi Vehhabiye niye kızıyoruz? Sen buradaki Müslümanın matüridi, Hanefi itikadını bozarak Suudi Arabistan, şimdi Suudi Arabistan da Vehhabilikten de çıktı da hepten raydan çıktı. Vehhabiliğe bağlıyor diye kızmıyor muyuz? Evet eleştiriyoruz. Hayır ama IŞİD'i oradan çıkmadı mı? Evet. El-Kaide'si oradan evet. çıkmadı mı? Bunun aslı El-Kaide'nin adı mı vardı Vehhabinin adı varken? İlk at Vehhabi'den 250 senelik Osmanlı'yı e, arkadan hançerlemiş İngiliz Vehhabi yoluyla. Orayı da İngiliz kurturmuş Vehhabi. Evet. Ha, Muhammed bin Abdülvahab'a kurturmuş. Dolayısıyla bu oyunları anlamadan bir yere varamayız.